Biraz izletir misin sesli? Sesli şarkıyla. Ben duymuyorum. Peki. Tamam. Devlet Bey'in mesajlar içeren, kendisine çok yakışan ve Ferdi Tayfur tutkusunu bildiğimiz için Ferdi Tayfur eşliğinde yürüdüğü bir yol. Birden fazla anlamı olduğunu herkes yorumladı. Herhalde bir Erdoğan'a aklını başına al diyor. Ben seni buraya taşıdım, burada tuttum. Seni devirebilirim diyor. Bir. İki, bakma diyor evde düştüğüme. Ben yürürüm, ayaktayım diyor. Herhalde bu da ortaya çıkıyor. Üç, Kürt siyasetinde aman aklını başına al diyor herhalde. Ve Türkiye'yi yöneten adam olarak küçücük oylarıyla Erdoğan'ın her dönem aslında iktidarını elinde tutan, Devlet Bey'in onayını almadan Erdoğan'ın kımıldama ihtimali yok. Onu da gördük. Peki neden Devlet Bey çok önemli? Devlet Bey erken seçim der mi? Devlet Bey ile ilgili uzun zamandır söylemiştim, her an diyebilir erken seçim. Bugün demez, 6 ay sonra der. Bir görelim isterseniz Devlet Bey'in şeyini, tarihçesini. Ali getir lütfen. Bakın, 15 Temmuz 2002 tarihi Türkiye'nin dönüm noktası. O zaman müstemleke valisi, ateşi bol olsun, Türkiye'ye gelmiş olan kişi Kemal Derviş'ti. Kemal Derviş'in geldiği dönemde önce DSP'yi ikiye böldü. İkiye böldükten sonra böldüğü partiyi de DSP'yi de oyun dışına attı. Yine Türk siyasetinin bir başka bir anlamda siyaset katili Deniz Baykal'la kol kola girdi ve Türkiye tarihinin en ağır devalüasyonunu yaşamışken ve seçime daha 2 sene varken artık hepimiz biliyoruz ki siyasal İslam'ı iktidara getirmek için, yani ülkücü hareketi, milliyetçi bir hareket değil, küresel bir kapitalist hareket olduğunu bilerek bunu düşünün. İslamcılarla, dincilerle ülkücüler yan yana geldi ve bugün başımıza gelen organizasyonu yaptılar. Onun Saca'ya destekçisi de Deniz Baykal oldu. Ve nihayetinde Türkiye bir felakete girdi. Yıl 2002. Neoliberal siyaset, Abdullah Gül, meclis iradesi ilginç bir şekilde, o da şey tarafından, ne denir ona, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in iradesiyle engellendi ve 1 Mart tezkeresi geçmedi. Büyük mücadele verdi o zaman. Ve Abdullah Gül'ü de çok fena sıkıştırdı. Birinci hayat öpücüğü buydu. İkinciye geçelim. Kudursalar da evet diyoruz dedi. Ve 7 Mart 2017'de Türkiye'yi bitiren meselede evet diyerek daha önceki Kılıçdaroğlu ve CHP ile kurdukları muhalif cepheyi tamamen ortadan kaldırdı. Ve bu noktada olağanüstü bir hayat öpücüğü daha vererek bugünkü başkanlık sistemini, demokrasinin ortadan kaldırılmasını tesis etti. Şöyle düşünün, aslında şimdi göreceksiniz bir diğer erken seçim meselesi. Şu 7 Haziran videosunu da bir görelim. Ki AKP 7 Haziran seçimlerinde devletin tüm imkanlarını pervasızca kullanmıştır. Devlet kanalı, TRT, yandaş medya, AKP'nin siyasi kampanyası için seferber edilmiştir. Valiler AKP'ye çalışmıştır. Hazine kaynakları AKP'nin emrinde ahlaksızca israf edilmiştir. Demokrasiye aykırı ne kadar tutum ve tavır varsa bizatihi AKP tarafından hevesle uygulanmıştır. Haksızlık, usulsüzlük, eşitsizlik hiçbir dönemde olmadığı kadar vasat bulmuştur. Yalan, riya, iftira, dedikodu hiç bu kadar hakimiyet kurmamıştır. Esasen demokrasinin ruhu gasp edilmiş, vicdani, hukuki ve ahlaki tüm sınırlar çiğnenmiştir.
Hepsinden önemlisi Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunu inkar edercesine meydanlara çıkmış, kişisel ego ve hırsları uğruna Türkiye'nin huzurunu kaçırmıştır. Türk milleti siyasete doğrudan müdahale eden, tarafsızlığını çok açık biçimde ihlal ve ima eden bir cumhurbaşkanı profiliyle ilk kez karşılaşmıştır. Onun amacına ulaşamamış, milletimizden kabul ve ilgi görmemiştir. Sistem ve rejim düşmanlarının başkanlık kılıfına bürünmeleri bir işe yaramamış, herhangi bir sonuç doğuramamıştır. AKP'deki ciddi erimenin en büyük müsebbibi hiç şüphe yok ki Erdoğan'ın yasa ve anayasa tanımaz hırçın. Şimdi bakın, bu 7 Haziran seçimleri %40 Erdoğan'ın düştüğü, Davutoğlu'na faturanın çıktığı, fakat ne hikmetse bunları söyleyen Devlet Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun gelsem başbakan ol demesine rağmen reddettiği ve Türkiye'yi seçime götürdüğü, bombalar patladı, kıyametler koldu, insanlar öldü ve yeniden AKP'nin AKP'ye bir hayat öpücüğü verdiği bir dönem. Ve en son bir referandumdaki hayat öpücüğünü de koyarsak ve iki kez Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini de ortaya koyarsak, Devlet Bahçeli'nin şimdilik Erdoğan'dan memnun olduğu ama Erdoğan'ın Şirazeden çıktığı, başka bir yere doğru gittiğini gördüğü için de yürüyorum, baksana doğru geliyorum dediği bir süreçteyiz. Ve Devlet Bey'in, Devlet Bahçeli'nin yakınları, onu bilenler kaçınılmaz bir şekilde şunu da görüyorlar. Türkiye'deki siyaseti biçimlendiren Devlet Bahçeli'nin umulmadık anlarda verdiği kararlarla rotayı kırabilir. Yani bambaşka bir noktaya gelinebilir. İşte yine en son 26 Ağustos 2018 gününde seçim yapılması çağrısı yine geldi ve yine Erdoğan'a bu kez altın tepside anahtar sunuldu. Yani Devlet Bahçeli eşittir Erdoğan. Daha doğrusu Erdoğan Devlet Bahçeli ne derse onu yapmakla yükümlü bir yere doğru sıkıştı. Ve devlet kadrolarında ülkücülerin varlığı, hayatın her alanında egemen olması, Erdoğan'ın Bahçeli'nin Meral Akşener'e yenileceği kurultayı bu FETÖ'cülerin organizasyondur deyip iptal ettirmeleri falan, bütüne baktığınız zaman hakikaten çok ilginç bir süreç. Ben günün birinde bir başka irade ortaya koyabileceğini de tahmin ederim. Çok da şaşırtıcı değil. Biraz sonra Kılıçdaroğlu meselesine de gireceğiz ama size çok ilginç CHP örnekleri de vereceğim. Yani Erdoğan yeni anayasa istiyor. Bu yeni anayasa istemesinin nedeni halkın işte daha iyi koşullarda yaşaması için bir çaba falan değil. Çok basit. Erdoğan'ın bunu istemesinin sebebi bir dönem daha cumhurbaşkanı olabilmesi için bir zemin aramak. Bu zemin arama koşulları içerisinde %50 artı biri bulamayacağı ortada. Bu zemin arama içerisinde %40'lara da çekse ondan daha çok oy alabilecek bir takım isimler ekran var. O zaman bir parlamenter model geliştirebilir. Dolayısıyla bunları arayacak. Bunları arayacakken çok ilginç bir şey oldu. Özgür Özel Bey,